Mucizevi canlar selamlar hey sen bir mucizesin lütfen hedeflerinizden hayallerinizden vazgeçmeyin canlar hele ki size akıyorsa o enerji arzunuz ve tutkunuz varsa o şeyi gerçekleştirdiğinizde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz bilin ki tamam okey doğru yoldasınız ama bu yolda lütfen bırakmamanız lazım. Tapduk Emre'nin çok güzel bir lafı var yoldan çıkıp da varan yoktur. Yolda olup da varamayan yoktur. Lütfen yoldan çıkmayın. O yoldan çıkmayın. Yani şöyle düşünün canlar. Diyelim ki kendinize bir plan program yaptınız. Zayıflamak istiyorsunuz ve bunun için diyorsunuz ki günlük şu kadar kalori almam lazım. Haftada şu kadar gün spor yaparsam okey. Zayıflayacağım. Bakın bu kadar fizik kuralları değil mi? Eğer ki belirli gün işte spor yaparsak, kaderi düzeyimizi ayarlarsak, yememizi içmemizi direkt kilo verebiliyoruz. Muhteşem. Bakın bilinçaltı durumlarına, oraları değiştirmeye falan hiç girmedim bile. Eylem çözümünden bahsediyorum. Bu kararı aldınız. 5 gün spor dediniz ve günlük olarak da 1500 kalori alacağım dediniz. Ama siz 5 gün değil, 2 gün spor yapabildiniz. 1500 değil. Bazen 1500 aldınız. Bazen 2000 aldınız. Bazen 2500 aldınız. Ama o konu her aklınıza geldiğinde evet. Doğru yoldayım. Oluyor. Alanından, akışta olan bir alandan işlerseniz bir şekilde oluyor canlar. Nasıl mı? Nasıllar yaradanın işi. Odağınızı kaydırmazsanız bir şekilde oluyor. Nasıl mı? Nasıllar yaradanın işi. İşte buna pozitifte kalmak deniyor. Burada şöyle bakın. Elimden gelenin en iyisini yapayım ama iptal etmeyeyim. Ay ben şimdi 5 gün yapacaktım. 3 gün yaptım. Olmayacak. Yaradan da diyor ki tamam. Sen neyi seçersen nasıl istersen öyle olur. Ama hayır bir dakika. 5 gün değil 3 gün yaptım. Elimden gelen bu. Elimden gelen en iyisi ve biliyorum olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum ama olacak ve oluyor hissinden ve enerjisinden işlerseniz ki zaten videolar birçok şey yaptığımız çalışmalar bu pozitif alanda kalmak için o zaman bir şekilde oluyor canlar. Size bunu ispatlayayım. Eski sınav dönemlerinizi, okul dönemlerinizi falan hatırlayın. Bir sınavı geçmek istediğinizde normalde çalışılması gerekenden çok daha az çalışıyoruz. Ama odağımız orada. Evet yapacağım, bir şekilde yapacağım. Ve ben bunu hırs yaptım, kafaya koydum ve enerjimi de koydum dediğimizde bir şekilde olmuyor mu? Ya öğretmen bir yerden torpil yapıyor ya başka bir yerden başka bir şey önümüze geliyor. Nasıllar? Öğretmen torpil yapıyor derken yani belki çabamızı görüyor eyvallah diyor. Nasıllar yaradan işi canlar? O yüzden siz odağınızı orada koruyun. Bakın bir şekilde oluyor. Nasıl mı? Nasıllar yaradan işi? Yoldan çıkmayın diyorum. Katkı olsun.